Tamam. Evet, doğru duydunuz. Minecraft VR'da 100 gün geçireceğim, evet. İnanmadım mı? Evet, geçireceğim. Aslında başında bir hata mı ediyorum diye düşünmedim, değil. Çünkü bu aletin, bu iğrenç şeyin içerisinde yarım saatten fazla kalmak beni delirtiyor. Ama Kiwi Design sağ olsun bana bu nefes alan Quest 2 aparatını, ayrıca bu kafama destek sağlayan şeyi de gönderdiler ki bu sayede boyun fıtığı olmuyorum. Boyun fıtığı olmamak önemli bir şey değil mi? Bence de. Ve biliyorum ki herkes Quest 2 kullanmıyor. Aranızda Quest 3 kullananlar da var. Kiwi Design Quest 3 ürünleri de üretmeye başladı. Quest 2 kullanıcıları. Dostum, bu ürünlerde %40 ve %50 indirim var. Aşağıdan bakmayı unutmayın. Bu linklere tıklamazsanız olacaklardan ben sorumlu değilim, tamam. Tamam, ilk gün gözlerimizi açtık. Etrafımızda ne var? Bir domuz, bir orman ve başka hiçbir şey yok. 100 gün geçirmek çok da zor olmasa gerek. Şurada bir köy görüyorum, işte bu. Ha, harika, çok kolay olacak. Ama boyuna başladıysanız bu ağacı kıracaksınız. Hem yumruklarınızla. Hadi. Oh, tamam. İlk ağacımı kırdım. Gerisi kolay. Bu oyunda her şey ilk ağacı kırmakla başlıyor. Sonra bir bakmışsınız, krallıklara hükmeden köylüleri köle yapmış, hayvanları sömürmüş bir insana dönüşmüşsünüz. Ve bu da insanlık lore'uydu. Hop, şöyle bir kazma yapalım kendimize. Her şeyi elimle yapmam gerekiyor. Her şeyi elimle craft etmem gerekiyor. Evet, bu zor olacak. Kimse kolay olacağını söylemedi. Mesela taş kazacağım zaman yerdeki toprağı önce kazmam gerekiyor. Ardından ve bu taş ne zaman gelecek? İşte tamam, ilk taşımızı bulduk. Alet kullandığımızda işimiz daha kolay olacak. Çünkü artık elimizde değil, aletlerimizle vurabileceğiz. Ben tam bir madenci oldum. Şimdi eşyalarımı en azından biraz geliştirebilirim. Kolumu 5 kere değil de 3 kere sallayabilirim bu kazma sayesinde. Biraz da çubuk yapalım. Ve yaratıklara karşı kendimizi savunmak için bir balta. Tabii ağaç da keseceğiz bununla. Çalışma masasını da alalım ve buradan gidebiliriz. Tamam, şuradaki şeker kamışlarını da toplayalım. İleride bunlarla kağıt, kitaplık ve enchant için bir oda yapacağız. Bu sefer gerçekten bu oyun konusunda ciddiyim. Normalde bu oyunu sadece yarım saat oynar sonra sıkılıp kapatırım ama krallarımızı kurmadan pes etmeyeceğiz. Aa, tavuklar. Aa, nerede? Ne yaptım? Ha, size şunu göstermek istiyorum. İzleyin şimdi. Şimdi burada tatlı mı tatlı bir domuzcuk var. Domuzcuk yürüme. Bu domuzcuya gördüğünüz üzere tek seferde öldüremiyorum onu. Ama şöyle yaparsam. Domuzcuk üzgünüm. Zıplayıp vurduğum zaman ve gerçek hayatta zıpladığım zaman tek atıyorum. Evet, iki kere vurup yorulmadan kesmek mi yoksa zıplayıp kendimi yormak mı? Harikayım. İlk kez çok böyle zengin bir arazideyim. Aa, işte bu ya, işte bu ya abi. Bayılıyorum bu oyuna. Bu lava havuzu bizim Nether'a gidiş biletimiz. Buradan Nether'a gideceğiz daha sonra. Tek ihtiyacımız olan 3 tane demir. Ama önce ilk günü bitirsek mi? Bayağı yorulduk sanki. Hadi, hadi uyku zamanı. Merhaba sevgili köylüler. Hepinizi çok seviyorum. Sizi köleleştireceğim. Burası artık benim evim. Ah, ilk gün bitti. İlk gece. Muah, harikaydı. Ve ikinci gün. Kaldı önümüzde 99 gün. Ve işte bu. Günüme demir bularak başlıyorum. Merhaba sevgili demir golemi, gel. Eyvah, menüyü açtım. Nasıl kapatacağım? Hayır. Şerefsiz köylü beni sabote etti. Hadi gel. Dostum, ben bu tekniği en büyük speedrunner'lardan öğrendim. Tamam mı? Gel buraya. Öleceksin mi bugün? Oh be. Tamam. Eğer 3 tane demir çıktıysa hemen Nether'a gidebiliriz ya. Harika oldu bu. Ama hemen Nether'a gitmeyeceğim. Tamam, biraz sakin olmanın zamanı geldi. 5 demir çıkmış olabilir. Her şey çok güzel olabilir. Ama burada bulunduğum bu 100 günün tadını çıkaracağım. Önce kendime güzel bir ev yapacağım. Sonra kendime güzel bir çiftlik yapacağım. Sonra hayvanlar toplayacağım. Sakin, yavaş bir şekilde oynayacağız. Acelem yok. Speedrun yapmıyorum. Köylülere saygım sonsuz. Sadece tahıllarını çalmıyorum. Aynı zamanda geri ekip tekrar büyüdüklerinde bir daha çalacağım. Kendime şuraya bir yere güzel bir ev yapsam. Önce şu araziyi biraz düzleştirelim. Buraları da dolduralım. Sevgili köy halkı, köyünüzün eteklerine yerleşiyorum. Bu evimin ilk bloğudur. Zaten yani 4 tane odunum varmış. Biraz gidip odun kassak iyi olacak ama ondan önce bana biraz yemek lazım. Çok hızlı ilerlemeye çalışıyorum her zaman. Sakin ol İbrahim. Bol bol zamanım var. Allah kahretsin. Yanlış yere koydum fırını. Yanlış yaptığım her şey fazladan sallanılan bir çift kol demek. Maalesef kömürüm olmadığı için şimdilik bunları odunla yakacağım. Ama sorun yok. Kömür de buluruz. Bunlar pişsin. Ben de o sırada gidip biraz ağaç keseyim. Sevgili köy halkı, burada hiç ağaç yok, farkındaysınız. Bu yüzden size bir iyilik yapıp burayı ağaçlandıracağım. Ve önce şu domuzdan kurtulacağım. Bir ağaç kesin. Düşen dallarla 15 tane ağaç dikin. Harika bir fikir. Bu ev yapma meselesi düşündüğümden daha uzun sürecek ve daha fazla malzeme gerekiyor. Hem bana cobblestone lazım hem de odun lazım. O yüzden biraz videoyu hızlandırıp ağaç keseyim. Vallahi yapacak bir şey yok moruk. Biz dürüst adamız. Şu an 2-3 stack odun alabilirdin creative'den ama almamayı seçtin oğlum. Ne yapalım? Kolumuzu sallayacağız artık. Kendime bayağı bir balta yapmam gerekecek. Diktiğim hiçbir ağaç büyümeyecek mi benim ya? Hadi be. Neyse, olanla devam edelim.
Tamam, şimdi toprakla şu kısımları kapatmamız lazım. Çünkü evimiz buraya da gelecek. Üçüncü günün öğlenine geldik ve ben hala evimi yapamadım. Ama acelem yok. Burada 100 günüm var. Tamam. Şimdi evin asıl girişi burası olacak. Burası bahçe olacak ve sol tarafa doğru artık evi istediğimiz kadar büyütürüz. Dışarıya da bir tane çalışma masası koyalım. Çalışması rahat olsun. Şimdiden biraz çit yapalım. Ve şununla çitin üstünden atlayabiliyorduk herhalde. Şimdi evin iç duvarlarını yapmam lazım. Düz odun işimizi görür. Ama zaman geçtikçe buraya taşlar, bilmem neler, böyle güzel şeyler yapacağız. Ve kaç gün oldu? Aa, işte bu ağaçlarım büyüyor. Tamam, bir tanesi gözümün önünde büyüdü. Hadi bakalım şunları keselim. Tamam, şimdi bu ağaçlar... Aa, yok artık, ağaç arı şeyle beraber doğdu. Vay be. Ağacı kırarsan bir şey olmaz değil mi? Harika, tamam. Arımız oldu. Ne güzel. Bunlara da çiçek veririz. Şimdi bunu ağaçların yerine hemen yenilerini dikmem lazım. Çünkü çok hızlı büyümesi gerekiyor bu ağaçların. Aa, merhaba. Arıcık. Vız vız. Selam. Çiçekler falan da geldi buraya. Harika oldu. Ehe. Hop, elma alalım. Şuraya yeni fidanlarımızı dikelim. Güzel. Buraya çok güzel bir orman yapmış olacağız. Ağzına çiçek. Senden bir tane daha yok mu? Sizi çiftleştireceğim. Çık dışarı. Böyle şu arkadaşına çıksın. Yoksa ikinizi de öldürürüm. Dumanla yakarım sizi. Çiftleştireceğim sizi. Şaka yapıyorum. Siz şaka yaptığımı sanmaya devam edin. Aa, hadi bakalım. O 23 tane ağacımız oldu. Bu herhalde bize yeter. Hoppa. Şöyle dışarıya da odunla devam ettirelim. Böyle bir odunlu, modunlu böyle garip bir şey yapmayı düşünüyorum. Sonra bana demeyin abi, bu ev ne AQ? Bu mu yani yapabildiğinin en iyisi? Benim yapabildiğimin en iyisi evet bu. Ve en azından şu an oturabileceğim bir yer istiyorum, tamam mı? Oturup dinlenebileceğim bir yer. Ve şimdi olay şu. Evin zemini aslında burası değil. Bir kat yükseltme yapacağım şimdi eve. Aslında zemin seviyemiz bu olacak ve ev bir tık daha yüksek olacak. Ve ben her zaman evlerimi yaparken zeminleri her zaman yarım bloktan yaparım ki bu sayede bloklarım iki katına çıkmış oluyor. Neden herkes böyle yapmıyor bilmiyorum. Belki de yapıyorlardır. Şu an tamamen saçmalıyor olabilirim. Sen de bu sırada kanala abone olup videoyu beğenebilirsin. Ve uyku zamanı. Dördüncü güne mi geçiyoruz? Vay be, zaman ne kadar çabuk akıyor. Bu evi yaptıktan sonra içini Mimar Selim Bey'e yaptıracağım. Ne oluyor? İskeletler, gelin buraya. Siz bana lazımsınız. Sizin kemiklerinizi kullanarak ağaçlarımı büyüteceğim. Bir tane daha var. Gel buraya. Kaçamazsın. Al sana şerefsiz. Aha, kemik. Tamam, güzel. Nerede benim ağaçlarım? Gel oğlum. Allah, bir tanesini yere gitti. Yapacak bir şey yok. Olsun, olsun. Doğaya gitti. Şuraya basalım. Hop, hop. Güzel. Bir tane de şuna basalım. Tamam, o da birazdan büyür. Oğlum, gerçekten ev böyle güzel olacak ya. Şuraya böyle içeriye bak. Aa! Senin ne işin var burada? Sen nereden geldin? Bak, gözünün önünde tavuk yiyeceğim şimdi senin. Ben manyağım, ben psikopatım. Bak, bak, arkanı dönemezsin. Al. Al, tavuk ye. Al, ye. Ye. Aferin oğluma. Aferin oğluma. Seni sevdim. Senin adın oğlum olsun. Sen artık benim oğlumsun. Hop. Tamam. Şimdi evi şu şekilde yükseltme yapacağımı söylemiştim. O yüzden hop. Bana bir tane merdiven lazım. Abi, bu blok koyma olayı da çok zor ya. Şimdi bana ne lazım? Biraz daha tabii ki odun lazım. En büyük derdim hiç bitmez. Odun. Ağaç kes kes bir hal oldum. Bu arada güzel küçük tatlı orman fikrinden vazgeçtim. Ben tamamen production adamıyım. Buraya bir fabrika edasıyla dizeceğim her şeyi. Ben uğraşamam aga. Küçük tatlı ormanlarla başkası uğraşsın. Ben buraya nizami ağaç dikiyorum. Büyüdüğü gibi hepsini keserim. Ah, demin o tavuk yedirmeyecektim. Bu beni bozdu şu an. Kişiliğim değişti. Bu arada buraya gelmişken buraya kadar şurada buğdayları alıp gel 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 koyun gel. Mesela kediye gel pisi pisi derim. Köpeğe kuçu kuçu derim. Koyuna ne? Sen niye koyuna bakıyorsun lan? Hayırdır? Hayırdır? Bak, ben gelince kaçtı bir de. Vay it. Ne yapıyordun lan koyunlara? Gelin lan koyunlar. İneklere de mesela sarı kız falan. Yani mesela koyun ismi var mı? Beyaz bebiş. Tamam, burada kalın. Hadi bay bay. Hehe. Hatta hemen şurada bir hoş geldiniz merasimi yapalım. Hadi bakalım. Bana açık kahverengi bir bebeş verin. Beyaz oldu, o da olur. Tamam. Bize bir tane daha tavuk lazım. Tavukları da çiftleştirmemiz lazım. Bu ne? Gelişim yaptık. Harika. Tamam. Şimdi eve bir tane merdiven yapalım ki girişimiz kolay olsun. Aynı zamanda inventörüm çok doldu. Onun için de bir şeyler yapmam lazım. Şöyle, şöyle. Bize yeter kardeşim. Bizim öyle yükseklerde gözümüz yok. Gider biraz kum kazarız. Bir iki cam yaparız. O bize yeter. Şimdi gerçekten bana kum lazım. Kumu nereden bulacağım? Su varsa kum da vardır. Su bulalım önce. Merhaba. Gelin lan, sizi çiftleştireceğim. Gel 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 gel. Aferin. Hadi. Hadi bana bir tane bebiş arı verin. Ay, yiyeceğim sizi. Bu tip ne? Aha, bir sürü fidan. Bir sürü fidan demek bir sürü ağaç demek. Bir sürü ağaç demek kesilecek daha fazla ağaç demek. Ah. Ama sonuçta ağaç dikiyorum yani. Bu da iyi bir şeydir. Kestiğimi öyle bırakmıyorum ya. Sakın böyle şeyler yapmayın çocuklar. Aha, kum. Hoppa. Aslında şöyle kazmam gerekmiyor mu mesela? Şöyle.
Oo, korkunç. Korkunç. Asla buralara girmeyeceğim. Asla ölmek istemiyorum. Ben canımı sokakta bulmadım kardeşim. Ölmek gibi bir niyetim de yok. Şimdi yukarı çıkmak için şurayı kazıp sudan yüze yüze çıkarız. Heh. Hop. Hadi. Harika be oğlum. Allah kahretsin, az da aşağı düşüyorduk. Tamam. Şimdi buradan evimize doğru gidelim. Kendime birazcık daha inşa malzemesi yapayım. Böylelikle evin zemini de bitiyor, bitiyor. Ben salak gibi böyle yanlış blokları koymazsam umarım bir gün bitecek. Şu evi tamamlayıp içinde böyle yere uzanmayı çok istiyorum şu an. Size yemin ederim Minecraft'ta doğru düzgün bir ev yapmayalı o kadar uzun zaman oldu ki. Ben kendimi yeniden 10 yaşında gibi hissediyorum, harika bir his. Ve biz 10 yaşındayken Minecraft oynarken şey gibiydi yani, vay be işte ne kadar güzel bir oyun, ne kadar eğlenceli. Çünkü yepyeniydi ve böyle bir deneyim yoktu. Ve bunu şu an böyle sanal gerçeklikte farklı bir deneyimde tekrar yaşamak gerçekten böyle tekrar çocukmuşum gibi hissettirdi. Ama çocukken bu kadar psikopat, manyak, delinin teki değildim açıkçası. Zaman geçtikçe öyle bir adam oldum. Acaba oduncu olsam bana sertifika verirler mi? O kadar çok odun kestim ki. Şuraya da şöyle tatlı küçük bir çiftlik yaparız. Buğdayımızı ekeriz, karpuzumuzu ekeriz, mis gibi olur. Hatta kovamızı alıp su doldurup gelelim buraya. Sonra da zaten gece olacak, uyuruz şurada. Aha tavuk! Tavuk! Gel Bili 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 gel. Gel bak, sana karı buldum, gel. Senin adın ne olsa acaba ya? Ben isim bulmakta çok kötüyüm. Benim bir ara kuşum vardı. Kuşun ismini kuşum koymuştum. Hayvana kuşum diyordum sadece. Şimdi senin buraya girmek için şurayı açmam gerekecek. Neyse, en iyisi bu gecelik uyuyalım, ona sabah çaresine bakarız. Ve sanıyorum 6. 7. 5. gün olabilir. Hiçbir yere kaybolma. Geleceğim senin için tekrar. Bana şimdi bir tane buğday lazım ki hem koyunları içeride tutayım bir elimle. Bir elime de bunu alıp tavuğu çekeyim. İki elimi de kullanacağım. Gel tavukçuk. Bu arada bu tavuğun ismi ne olsun? Bana bunlara isim söylerseniz birkaç bölüm sonra öleceğini düşünmeyin. Yani ölecekler ama siz ölmeyecekler gibi düşünün. Gel bakalım Bili Bili. Senin adın Bili Bili mi olsa acaba ya? Gel bakalım. Gel Bili Bili. Bili Bili. Gel oğlum şuradan. Gel içeriye gir. Hemen şöyle dışarıya çıkıp. Hop. Tamam, harika. Şimdi bilibilileri de bir çiftleştirelim. Bize yeni tavuklar versinler. Harika. Yumurtayı da kırıyorum. Hadi. Ah be, bir yavru tavuk göremedik. Neyse şu var en azından. Hop. Ah, evimizin bu arada zemini çok tek düz oldu. Buraya böyle bir şeyler yaparız. Böyle zemini kırarız. Halı falan döşeriz. Bir şeyler yaparız. Güzel şeyler olacak burada. Ama önce inventörüm iyice kirlenmeye başladığı için kendime bir tane sandık yapacağım. Sandıklarımızı da belki de buraya koyarız böyle. Bu kısım sandıklar için olur. Şimdi sandığa şöyle eski malzemelerimi koyayım. Ah yay. Ah ok da var. Bakın şimdi harika bir şey göstereceğim size. Yayın 8 tane dayanıklığı kalmış ama bakın. Oku alıyorum. Yaya takıyorum. Tutup çekiyorum. Ve bu şekilde atıyorum. Bakın. Gördünüz mü? Hatta şu domuzu vurmaya çalışacağım şimdi. Ah be vuramadım. Biraz daha yakından deneyeyim. Şimdi vuracağım. İşte bu. Ve ne kadar sıkı çekerseniz gerçekten o kadar güçlü oluyor ve hayvanlara falan tek atabiliyorsunuz. Tamam. Bak ormanımız da burada genişliyor. Evimiz de burada, harika. Bu evin dışarısı çok böyle sade durduğunun farkındayım. Aklımda şöyle bir fikir var aslında. Ne kadar güzel olur bilmiyorum ama. Şöyle bir şey yapabiliriz belki. Ama vertical slab yok oyunda. Yani ne bileyim, şöyle yukarıya doğru böyle kolonlar hayal etmiştim ben ama. Neyse bu şimdilik dursun burada. Ben sonra başka bir dünyada bu fikirleri gözden geçireceğim. Şimdi bize birazcık daha odun lazım. Hala demirimiz falan yok bu arada. Oo, şurada bir yeni yumurtamız var. Hadi oğlum. Hadi gel. Ah be, gene gelmedi. Neyse. Bu arada bir Minecraft dünyasında köylülerle, hani köylüleri katletmeden geçirdiğim en uzun süredeyim yani. Merhaba. Sizi seviyorum köylüler. Evet, belki ileride sizi hapsedip kaçırıp sonra zombilere yedirip sonra tekrar acılı bir süreç içerisinde insana dönüştüreceğim. Ama hepsi 3-5 kuruş indirim için. O indirimi en başında yaparsanız bu acılara katlanmazsınız çocuklar. Ha, biz bugün ne yapacaktık? Biz bugün yavaştan suya ihtiyacımız vardı. Ama önce burası biraz fazla tehlikeli. O yüzden buraya küçük bir köprü konsepti yapalım. Şöyle birkaç tane blok çekeceğim yani. Köprü konsepti dediğim şey bundan ibaret. En azından şimdilik beni karşıya geçirsin. Tamam. Burada inek de varmış. Bu saman balyalarından birini kullanıp... Ah, gerek de yokmuş aslında. Buğdayım varmış. Bu inekleri de farmlamak için onları götüreceğim. Tabii önce geliş amacımızı unutmayalım. Su. Suya ihtiyacımız var. Hop. Gelin bakalım. Keşke bir kovam daha olsaydı. Neyse, bir daha gelip sınırsız kaynak yaparız. Gelin bakalım. Gah 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 gah. İneğe ne denir lan? Sarı kız. Para kaçan. Yok, o eşekti. Buradan dikkatli geçin. Vallahi ben bile korkuyorum geçerken. Yavaş yavaş itmeyin birbirinizi. Gelin çocuklar, çok az kaldı. Yeni yuvanıza çok az kaldı. Dön şimdi, kapıyı kırmadan içeriye girişin bir yolu geldi aklıma. Şöyle yaparsam. Gel gel gel, sen de gel. Gel oğlum. Gel oğlum. Gel oğluşum. Hoppa. Gelin içeriye.
Aslanım benim. Aferin. Lan gel, düzgün gel. Gel gel, atla içeriye. Oh, tamamdır. Tamam, bunlar burada çok yanlış duruyorlar. Bunun farkındayım. Ama merak etmeyin, yakın zamanda bunları ayıracağız. Şimdilik en azından her hayvandan bir tanesi bir arada olsun yeter. Nuh'un gemisi gibi oldu bu da. Şimdi evimiz çok güvenliksiz. Bunun farkında mısınız bilmiyorum. Ben farkındaydım. Evi bir kat artık yükseltmenin zamanı geldi. Bu odun konusu çok sıkıntı. Hemen bitiyor bütün odunlar. Evet, şimdi bir blok daha yükseltelim bakalım şunları. Ev mi yapıyorum, parkur mu? Bu arada diyorsanız ki abi o ev ne? Böyle ev mi yapılır? Discord'a gelip bana yardımcı olursanız sevinirim yani. Abi evine şunu yapabilirsin, bak şöyle yapabilirsin diye isterseniz yardımcı olursanız sevinirim. Ve sanırım 6. günün sonuna geliyoruz. 6 sanırım. 7 de olabilir. Bir tane şöyle. Derken bitti gene. Neyse, bu gece şöyle bir planım var. Bu gece uyumak yerine birazcık etrafta dolaşıp iskelet bulmak istiyorum. Tabii ölmek de istemiyorum. O yüzden kendime bir tane, sanırım bir tane demirim vardı aynen. O bir demirle kendime kalkan yapacağım ama hiç ağacım yok. O yüzden şunu kesip yapacağım kalkanımı maalesef. Yapalım kalkanımızı. Bunu buraya. Bunları da böyle koyarsam. Tamam, kalkanımız hazır. Hop, kalkanı öbür elimize alıyoruz. Bu elimizi de baltamızı alıyoruz ve dövüşe hazırız. Şimdi bana iskelet lazım. Aha, zombi. Gel bakalım buraya. Oha, elindeki ne? O elindekini düşürsene, benim olsun. Vuramazsın. Ah be, düşmedi, şansa bak. İskeletimiz yok. Al. Nerede bu iskeletler? Aha, gözümün önünde doğdun oğlum. Seni doğduğuna pişman edeceğim, gel. Heh. Güzel, bir tane. Bu kemikleri de gene odun için kullanacağız. Her şeyi şu an ağaç için. Yaşasın ağaçlar. Ne kadar ağacım olursa o kadar ağaç kesebilirim. Hehehe. İki kişi oldular. Artistik yapma bana. Gel buraya. Niye yakınıma giriyorsun? Aa, olamaz. Baltam kırıldı. Kazmayla koparacağım senin ağzını. Heh, baltam kırıldı. Kaçıyoruz eve. Bu gecelik bu kadar. Bu arada şu... Hop, ne oluyor? Yavaş ol dostum. Gel buraya. Heh. Yaklaşmayın. Yaklaşma. Sen de yaklaşma. Yaklaşma, kazmayı ağzına sokarım senin. Tamam. Şurayı bir temizleyelim. Şimdi şuraya suyu koyarız demiştik. Suyumuzu buraya koymuş olalım. Ve bir tane hemen hızlıca çapamızı yapalım. Hop. Ve toprağımızı işlemeye başlayalım. Tamam, şu an çok saçma bir yerde olduğunu farkındayım. Bana laf etmeyin. Ama merak etmeyin. Burası harika bir yer olacak. Ben elimde olan her şeyden birer tane ekmek istiyorum buraya. Odayımızı koyalım. Dediğim gibi tıpkı hayvan farmında olduğu gibi burası da yavaş yavaş ayrılacak ve büyüyecek. Şu an bütün hayvanlar nasıl bir aradaysa hepsi ayrılacak ve burası da ayrılacak. Şimdi bana odun lazım. Gene mi odunum bitti? Allah kahretsin. Sandığın içinde ne var? Hiçbir şey yok. Çer çöp. Bari elimdeki birkaç odunu da şu kalan camları pişirmek için koyayım. Ben gideyim. Kovayla bir kova su daha çekeyim. Hem sınırsız suyumuz olmuş olur. Buradan alır alır her yere dağıtırız. Tamam, harika. Gece o kadar iskelet kestik, 5 tane kemiğimiz gelmiş. Fena değil. 5 de iyi bir sayı. Şu ağaçları büyütelim ve ağaç kesmeye başlayalım. Ah, ne zamandır ayaktayım ben bilmiyorum ama herhalde bir saati geçmiştir. Çok yoruldum. Bütün ağaçları kestim bu arada buradaki. Eve devam edebiliriz. Ah be İbrahim. Neden video dışı maden yapıp gidip 3 stek odun almıyorsun ki? Kim anlayacak oğlum? Ah be. Fazladan slablerle de şurayı kapatabilirim. Gene yanlış yere koydum. Elimin ayarına sokacağım ha. 3 tane kaldı. Onlar da buraya. Aa, odun kesmekten başka hiçbir şey yapmıyorum bu dünyada. Evet, bu Kiwi Design'ın gönderdiği şey sayesinde gerçekten boynum hiç ağrımıyor da belim için hiçbir şey gönderilmedi bana. Belim felaket ağrımaya başladı. Ayaklarım da aynı şekilde. Evin aslında böyle zemini için şöyle bir fikir geldi aklıma. Sanki zemini cobblestone'dan, taştan yapsak daha mı iyi olur gibi. Tam bir köylü evi çakması yapıyorum ya. Allah kahretsin. Neyse. Bir ara bunları güzelleştireceğiz. Hiç merak etmeyin. En azından içinde mutlu mutlu yatabileceğim, uyuyabileceğim bir evim var. Heh, tamam be. Sonunda bu çerçeveyi bitirdik. Şuraya gerek yok. Bunu kırabilirim. Ve gene eski dostum slab taktiğiyle bu üst katın zeminini yapacağım. Ama aşağıdan daha güzel göründüğünü düşünüyorum ben. Tamam, ve meşalem yok mu ya? Hiç meşalem falan da yok. Köyden bir ara alırız ama hızlıca bir tane ağaç kesip ondan kömür yapıp sonra uyuyacağım. Bu gecenin bitmesi gerek. Canım hayvanlarım, merak etmeyin, size de çatı matı bir şeyler yapacağım. Benim bile çatım yok şu an, üzgünüm. Uyku zamanı. Hoppa.
Şimdi evin içine böyle dekorasyonlar yaptıktan sonra bence buralar gerçekten tatlı görünecek yerler. Yani şu an böyle göründüklerine aslında çok bakmamak lazım. Mesela bu kısmı şöyle kırsam ve bu üst kısım full cam olsa, aşağısını ışık veriyor falan, bilmiyorum. Ama bence bir sonraki bölümde shader falan açarsak çok güzel olacak. Bana güvenin. Söz veriyorum size, burası harika olacak. Hatta şurayı da şöyle açayım. Optifine yükleriz bir sonraki bölümü. Shader'la oynarız. Burası sanki böyle bir çalışma ortamı ve masamın üstünde çalışıyorum gibi düşünün. Şimdi şu yatağı buradan alalım. Yatak dediğin üst katta olur. Çünkü üst kat güvenlidir arkadaşlar. Bunu yaptığıma pişman olmama 10 saniye kaldı herhalde. Ama neyse, onu shader'ı yapana kadar biraz bekletelim. Belki gerçekten güzel görünür. Şimdi evin bu kısmına bir saat uğraşıp şöyle ve üçgen bir çatı yapabiliriz. Onu yapmak yerine üst kısmı da böyle bir açık bir kısım olarak kullanırsak hem işimize gelir hem de çok daha kolay olur. Direkt böyle bir şey yapabilirim. Sonrasında burayı da güzelleştiririz. Ah, en azından sonunda içinde durabileceğim güzel bir evim var. Ve şu camları artık buralara koyabiliriz herhalde. Bunları yanlış koymamam lazım, yoksa boşa gider. Ve klasik şu böyle merdiven altına şey falan koyabiliriz. Kitaplık falan. Ama şimdilik orayı şu şekilde dolduralım ki böyle ince bir yapıdansa birazcık daha kalın görünsün. Hatta buraya da böyle küçük bir çalışma köşesi yapılabilir. Burada da şöyle tatlı bir masa gibi bir ortam. Hatta burayı böyle L masası yapalım. Lan şu an bildiğin oyunu bıraktım. Mimarlık projesi yapıyorum lan kendime. Hop, tamam. Şey yapmaya çalışıyorum böyle. Bunu buraya koyuyorum. Bunun bir mantığı olmalı falan diye böyle kendime garip garip şeyler yaptırıyorum. Tamam, şimdilik bunları böyle gelip eşyalarımızı alttan böyle içine koyduğumuz şeyler olarak kullanabiliriz. Çok tatlı olmuş bu arada, bunu çok güzel yapmışlar. Mesela burayı yemek için kullanalım. Yemeklerimizi buraya koyalım. Ve içinde bu şekilde görünmesi de çok hoş. Bunu buraya, bunu buraya ve en sonunda mesela şeker kamış koyduğumuzda hop. Sayılar aslında görünmese daha tatlı olabilirmiş ama burada her şeyin ne kadar olduğunu görebilirim. Buradan mesela elma alalım ve yiyelim. Muhtemelen bir sonraki bölümlerde böyle sıfırdan daha güzel bir ev yaparız. Çünkü şu an sadece taş kazmayla, taş aletlerle bir şeyler yapmaya çalışıyorum ama bakalım. Bugün de evimizi bitirerek bitirmiş olacağız. Tamam, şimdilik evimiz böyle. İçini dekore edeceğiz, zeminini değiştireceğiz, üst katını, dışını, her şeyini değiştireceğiz ama en azından içinde oturabileceğim bir şey var artık. Ve bu bölümü üst kata çıkıp şu köşede oturarak bitireceğim. Çok şey gibi gözükmeyebilir ama bunların hepsini elimizle yaptığımızı düşünürsek. Çok şey yaptık. Gün batımıyla uğurluyorum sizi. Olamaz, diktiğim ağaçlar beni engelliyor. Şurada evimin tepesinde gün batımını izlerken sizi uğurluyorum. 100 günden bugünlük bu kadar. Bir sonraki günde görüşürüz.